Çok muhterem hocam Profesör Doktor Haydar Baş Bey, çok değerli hazirun, ekranları başında bizi izleyen aziz Türk milleti, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Gerçekten Profesör Doktor Haydar Baş Bey bir tarih yazıyor. Ne mutlu bizlere ki bu yazılan tarihte biz de varız. Burada bulunanlar ve ekranda bulunanlar şanslı insanlardır. Ülkenin geleceğinin temelleri atılıyor. Çok enteresan. İlk önce Profesör Doktor Haydar Baş Bey Ehl-i Beyt İslam'ını ve onun ifadesiyle Türklerin yorum tarzı olan Ehl-i Beyt İslam'ını ortaya koydu. Analitik olarak bakarsanız bir sonraki adımında ise o Ehl-i Beyt'in torunu olan, peygamber torunu olan Mustafa Kemal Atatürk'ü ortaya koydu. Şimdi ise Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan sapmayan, hayatıyla bütün ömrü boyunca mücadele veren iki güzel insanı gündem etti. Onun için sunumuma başlamadan önce bütün bunları önümüze koyan Profesör Doktor Haydar Baş Bey'e milletimizin huzurunda saygılarımı, sevgilerimi arz ediyorum. Yine aktüel bir mesele var. Bugün dünya iktisat tarihine milli paralarla ticaret yapmayı yerleştiren, bulan, ortaya koyan, matematiğini yazan, içini dolduran Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Bugün Profesör Doktor Haydar Baş'ın ismini vermeyerek D8'de, Moskova'da, Türkiye'de, İran'da Haydar Baş'ın tezi olan milli para, milli para, milli para diye virt edenler, zikredenler göreceksiniz. Yarın Haydar Baş, Haydar Baş, Haydar Baş diye zikretmek zorunda kalacaklar. Niye söylüyorum? Yemin ederek söylüyorum ki Atilla İlhan'ı okuyunca gördüm. O yarım kalan devrimi gerçekleştirecek olan, Türkiye yeniden tam bağımsız yapacak olan çözümün adresi Haydar Baş olduğu için söylüyorum. Türkiye'nin de dünyanın da Haydar Baş'tan başka çözümü yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Şimdi bakarak konuşmak hem sizi yoruyor, bizi yoruyor ama öyle güzel şeyler söylemiş ki Atilla İlhan, ama şunu söyleyeyim. Atilla İlhan'ın bütün sancısı, bütün derdi, bütün sevdası İsmet İnönü'nün yarım bıraktığı Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerini nasıl tamamlamak olacaktı? Bütün ömrünü buna vermiş. O arzuyla yaşamış ve bunlar burada var değerli kardeşlerim. Onun için kısa kısa da olsa atlayarak fazla vaktiniz zorlamadan bitirmeye çalışacağım. Atilla İlhan benim Atilla İlhan'ın kalkınma algısı Türkiye örneğinde. Türk aydınının batılılaşma hareketini iki ana akım içinde değerlendirdiğini görürüz. Birincisi batıyı kendisine hedef olarak seçen, ki burada batı kapitalist Avrupa'yı ifade etmektedir. Bu yoldan yapılan bütün hamleleri ilerici olarak etiketleyen bu bakış açısı, batıda olanı yücelten bu anlayış, batı denilen olgunun kapitalizmin ürünü fikrini ısrarla göz ardı etmektedir. Batı ulaşılması gereken medeni zirveyi temsil etmekteyken bize de yapmamız gereken bu zirveye ulaşmak için batının kurumlarını ve düşüncelerini ithal etmektir. Burada dikkat çekilmesi gereken bir diğer nokta, batıyı ulaşılması gereken hedef olarak gören bu zihniyetin eleştirel tonlarında da aynı akım içerisinde yer almaktadır. Yani batıyı siz iyi kabul etmiyorsunuz, biz daha iyi kabul ederiz. Savaşın dışında bir savaş değildir diyor. Bu anlayışa göre Türkiye'nin batılılaşma girişimleri her ne sonuç doğursa doğursun ilerici, buna karşı olan kim olursa olsun gericidir. Bu akım, bu anlayış hem solda hem de sağ gelenekte karşılığını bulmuştur. İkinci akım ise tüm kötülüklerin kaynağı olarak görmekte, yaşanan olumsuzlukları ise batılılaşma sürecine bağlı olarak açıklamaktadır. Muhafazakar düşünce akımları
hedef tahtalarına Batı medeniyetini ve kültürünü koyarken sol düşünce akımları kapitalist Batı temelinde bunu eleştirmişlerdir. Fakat çözümü ortaya koyacak liyakata sahip olamamışlardır. Atilla İlhan ise her iki görüşü de yetersiz bulmaktadır ve Atilla İlhan Türk aydınına temel itirazları vardır. Atilla İlhan çağdaşlaşmanın batılılaşma olarak anlaşılmasından dağın bu iki akımın temsilcilerinden de ayrı düşünür. Atilla İlhan'a göre Batı'da ilhak edilecek tek bir uygarlık yoktur. Tek ulusal kendi koşullarına göre oluşturdukları ulusal kültürler vardır. Bunlardan birine katılmak mümkün değildir. Çünkü hepsi koşullara bağlı olarak ortaya çıkmış özgün örneklerdir. Bu kültürlerden ancak inceleme yoluyla yararlanılabilir. Atilla İlhan ikincisi, Atilla İlhan kısmıcı birleşim fikrine de karşıdır. Çünkü batıdan yalnızca tekniği alalım demek bir yanılgıdır. Batı yalnızca teknikten ibaret değildir. Tekniği almakla iş bitmeyecektir. Çünkü teknik zorunlu olarak arkasında onu uygun ekonomik ve toplumsal koşulları haliyle bunlarla beraber de yeni Batı toplum değerlerini de getirecektir. Atilla İlhan Türk aydınının özgün düşünce yerine hazır kalıpları sorgulamadan kabul ettiğini ifade eder. Buna örnek olarak Batı'nın kültür temellerinin Hristiyanlıkla şekillenirken Türkiye'nin kültür temellerinin Müslümanlıkla şekillenmesidir. Bu birbirinden ayrı iki dünyayı ifade eder. Kendi içinde bile mezhep çatışmalarıyla, savaşlarla bir birlik sağlayamayan Batı'yı yekpare bir bütün olarak algılamak ve o bütünlüğe aynen hiçbir değişikliğe uğramadan benliğimize almaya çalışmak diyalektik olarak mümkün değildir. Onun için İngilizlerin laikliği, Fransızların laikliğine, Almanların laikliği, İtalyanların laikliğine benzemez. Demek ki Hristiyan tebaanın ülkelerde kendi işlerinde laiklik koşullarının farklılığından dolayı aynı olmamışlardır. Öyleyse Müslümanlık gibi Hristiyanlığa tamamıyla karşı bir dinin tabanından olan toplumların ulusallaşma sürecinde laikliklerini batılı toplumların laikliklerine aynı benzemesi olması mümkün değildir. Türk aydını kendi inancına, kültürüne uyumlu modeli bulma yerine halkına batılı toplumların modellerini önermişlerdir. Türk aydınının 200 yıllık suçu budur. Özgün bir bileşim üretmeye çalışmamamak, medeniyetin yönünü doğru tarif edip o medeniyete ulaşmanın var olan toplumun değerleriyle çatışmayan bir yolunu bulamamaktır Türk aydınının 200 yıllık suçu diyor Atilla İlhan. Türk aydını çağdaşlaşmayı batılı ülkeleri kopya çekmekte sanmıştır. Atilla İlhan Ulusal Kültür Savaşı eserinde fikirlere vurulan batıcı kültür prangasını kırmadıkça, batılı gibi düşünmeye devam ettikçe bu sömürü düzeninin ortadan kaldırılabilecek bir fikir yakalamak mümkün değildir der. Atilla İlhan Türk aydınına getirdiği eleştirileri şöyle toparlayabiliriz. 1. Osmanlı'dan bu tarafa batılılaşma karşısında ortaya koyacak bir tezlerinin olmaması. 2. Türk aydınının özgün ve özgür düşünce yeteneğini kaybetmiş olması. 3. En önemlisi Osmanlı'dan günümüze kadar kapitalizmin karşısında çıkaracakları bir ekonomik tezi inşa edememeleridir. Kapitalizmin içinde kalarak Batı'yı eleştirmek fikir kirliliğinden başka bir şey ifade etmemektedir. Hatta Batı'ya dolaylı yoldan hizmet etmektir. Batı ülkelerdeki karşıtlarının gazını onların aracıyla almaktadır. 4. Büyük fotoğrafı okuyup analiz yapmak ve toplumsal bilincin birliğini sağlamak yerine toplumsal gelişimin doğal sonucu olan sınıfsal oluşumların sözcülüğünü yapmışlardır. Yani milletin ortak paydası olma vasfını kaybetmişlerdir. 5. Batı'nın kültür ve medeniyeti
besleyen kapitalizmdir. Sağ muhafaza kesim Batı'nın kültür ve medeniyetini eleştirirken kendi kültür ve medeniyetini kapitalizmle beslendiğinin farkında bile olamamıştır. Lafta Müslüman, uygulamada kapitalist yaptırımların esiri olmuştur. Bu, İbrahim'in yanında olduğunu söyleyip Nemrut'un ateşine odun taşımaktan farksızdır. 6. Sağ veya solu temsil eden veya sağın ve solun sahiplendiği Türk aydını kolayı seçen, kendi rahatını, konumunu, konforunu, itibarını, menfaatini koruma adına fikrin orunundan uzaklaşmıştır. Bir yerlere, birilerine yaranma içgüdüsü Türk aydınının özgür düşünme melekesini yok etmiştir. Atilla İlhan, mazlum milletlerin nasıl kurtulacağının adresini göstererek, ilk örneğini Türkiye'nin verdiği ulusal kurtuluş mücadelesi olduğunu belirtir. Bunu örneklemek için Mustafa Kemal Atatürk'ün Mart 2023'te yaptığı konuşmaya dikkatlerimize sunar. Şarktan şimdi doğacak güneşe bakınız. Bugün günün ağırdığı nasıl görüyorsam uzaktan bütün şark milletlerinin uyanışlarını da öyle görüyorum. Bu milletler bütün güçlere, bütün güçlüklere ve bütün manilere rağmen muzaffer olacaklar ve kendilerini bekleyen istikbale ulaşacaklardır. Ve emperyalizm yeryüzünden yok olacaktır. Atilla İlhan, Anadolu hareketinin liberal küreselleşmeye bir baş kaldırışının örneğidir derken Sovyet devrimini eleştirir. Marx ve Lenin ve Sovyetlerin sonucu oluşan düşünsel mantık da aslında Avrupa merkezi olduğunu ifade eder. Sovyetler Birliği'nin çökmesine rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet hala devam ettiğini de ifade eder. Atilla İlhan, Atatürk'le İnönü'yü karşılaştırır. Mustafa Kemal çağdaşlaşma düşüncesine sahiptir. İnönü ise batılılaşma düşüncesine. Mustafa Kemal tam bağımsızlıkçı bir çizgideyken İnönü safını açıkça Batı tarafında belirlemiştir. Mustafa Kemal devrimciyken İsmet İnönü Tanzimat reformcusudur. Mustafa Kemal devrimleri gerçekleştirmek için halkın katılımına açık bir sistem kurmuşken İsmet İnönü tek parti, tek şef, tek millet sloganıyla adeta totaliter İnönü Cumhuriyeti'ni kurmuştur. İnönü'ye göre çağdaşlaşmak batılılaşmakla birdir. İsmet İnönü'nün uygulamalarına bakar bakmaz anlaşılır zaten. Gazi'nin ulusal kültür politikasının yerine Yunan, Latin kültürünü koymasından bile anlaşılır bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün giriştiği ancak yarım kalan devrim İsmet Paşa gibi bir batıcının elinde kalınca tamamlamak bir yana gerilemiş Türkiye yeniden Batı'nın sömürgesi haline dönüştürülmüştür. Onun için Atilla İlhan Kurtlar Sofrası'nda romanında biz yarım kalmış bir inkılabın çocuklarıyız derken İsmet İnönü'nün dönemine atıfta bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim, bunları geçiyorum çünkü Türkiye'nin değerlendirmesini yapar ve yapılan Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra maalesef Atatürk'ten sonra çağa ayak uydurulamadığını ifade eder ve şöyle söyler. Türk aydını çağa ayak uyduracak, Türkiye'yi tam bağımsız yapacak özgün tezi üretemeyince Mustafa Kemal Atatürk'ü de yanlış anlamaya başlamıştır. Ve biliyorsunuz Yön dergisinin öncülüğünü yapmış olduğu grup Türkiye'nin kurtuluşunu yeni bir Atatürkçü programdan geçtiğini ve bunun da işte Atatürkçü kadroların kapitalizmi bazıları da sosyalizmle beraber Atatürk'ü açıklamaya başlamışlardır. Yani Atatürk'ü anlama noktasında artık aydınımız yani güvenilen aydın da artık su vermeye başlamıştır. Atilla İlhan'ın ömrünü ayırdığı, baştan da ifade ettiğim yarım kalan inkılabın nasıl tamamlanacağını aramakla geçmiştir. Atilla İlhan, Türkiye'yi tam bağımsız yapacak iktisadi modelin, toplumsal barışı sağlayacak sosyal devlet anlayışının, Türk milletini oluşturan halkları kardeş yapacak Türk milliyetçiliğinin,
emperyalizme karşı dik duran ve mazlum milletler adına Batı emperyalizmden hesap soracak Anadolu'nun has Müslümanının hasedini bir ömür sinesinde taşımıştır. Atilla İlhan başka bir ifadeyle mazlumun hakkını verecek, zalimin sömürü mekanizmalarını elinden alacak, gelir dağılımındaki adaleti sağlayacak, paranın emeksiz elde edildiği değil, kazanıldığı bir çözümü ortaya koyup yeniden tam bağımsız Türkiye'nin kurulacağının hasediyle yaşamıştır. İşte tam da bu aşamada Atilla İlhan'ın hayatında Profesör Doktor Haydar Baş'ın yeri bambaşkadır. Atilla İlhan'ın ömrünü verdiği ve ömrüne anlam kazandıran yarım kalan inkılabın nasıl tamamlanacağının cevabını Profesör Doktor Haydar Baş'ta bulduğu için onun için Haydar Baş çok önemli bir kişiliktir. Onun için Haydar Baş Atilla İlhan için bir kaledir. Onun için Profesör Doktor Haydar Baş Oktay Sinan için bir limandır. Onun için Profesör Doktor Haydar Baş Oktay Sinanoğlu'nun lisanıyla kendisine, grubuna, partisine bulunduğu her yerde zerre kadar yabancı unsurların girmediği insandır diyerek aslında Türkiye'nin de kurtuluş adresini gösteriyordu. Atilla İlhan'ın ve Oktay Sinanoğlu bitiriyorum. Olayların yönlendirdiği, olaylar içerisinde yol ve yön arayan değil, hiçbir zaman mahkumiyeti, çaresizliği kabul etmeyen Türk aydınlarıydı. Atilla İlhan ve Oktay Sinanoğlu hiçbir zaman toplumsal gelişimin bir neticesi olan sınıfsal oluşumların tarafı olmamış. Resmin bütününü görerek toplumsal bilincin birlik adresi olarak Türk milletinin ortak paydası olmuştur. Atilla İlhan ve Oktay Sinanoğlu global oyun kurucuların oyunlarının şifrelerini çok iyi bildikleri için Türk İslam kültür ve medeniyetinden beslenen, kendilerinden emin ve özgün duruşlarıyla Türk milletinin yeniden özgüven kazanmasına öncü olmuşlardır. Atilla İlhan istiklal mücadelesinde misyoner vakıflarının işgal güçlerinin safında olan Müslüman kılıklı ajanların karşısında vatan sevgisi imandandır ve şehitlik peygamberlikten sonra en büyük makamdır anlayışıyla yola çıkan Anadolu'nun has Müslümanlarıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal mücadelesini verdiğini en iyi bilenlerdendir. Onun için Atilla İlhan Batı emperyalizmine karşı olan Müslümanları baş taşı yapmış, hep onların yanında olmuştur. Atilla İlhan Müslüman kadının ve erkeğin kılık kıyafetiyle uğraşmamış. Hatta istedikleri gibi Allah'ın emirlerini emrettiği gibi giyinirler ve yaşarlar. Bu kimseyi ilgilendirmez. Bizi ilgilendiren İslam kılık kıyafeti altında Batı emperyalizmin ajanlığını yapan vatan hainleridir. Atatürk bunlardan, bu hainlerden rahatsızlık duymuştur. Yoksa vatanını seven, işgal güçlerine karşı savaşan Müslümanları baş tacı yapmıştır, yanından ayırmamıştır der. Onun için Oktay Sinanoğlu, tekrar ediyorum, Haydar Baş sığınacağım tek limandır. Onun için Atilla İlhan, Haydar Baş hareketi içinde yabancı hiçbir unsurun barınması mümkün değildir. Avrupa, şimdi soruyorum, sizlere de soruyorum, ekranların başında bizi izleyenlere de soruyorum. Avrupa Birliği'ne entegre olmayı siyasetin gereği olarak gören ve başka bir alternatif üretemeyen solcunun ve sağcının ortak paydası Atilla İlhan olamaz. Yine soruyorum, ABD ve AB'nin uyguladığı ekonomik sisteme boyun eğen, başka çaresi olmayan solcunun ve sağcının ortak paydası Atilla İlhan da olamaz. Ortak paydası Oktay Sinanoğlu da olamaz. Sosyal devlet anlayışıyla toplumsal barışı sağlayacak, altın çizerek soruyorum ve bitiriyorum. Sosyal devlet anlayışıyla toplumsal barışı sağlayacak, milli ekonomi modeliyle
sömürü düzeni olan kapitalizmi yırtıp atarak ekonomik bağımsızlığımızı ilan edecek Atatürk'ün ifade ettiği Türk milliyetçiliğiyle halkları kardeş yapacak Türklerin İslam'ı yorum tarzı olan Ehl-i Beyt İslam'ı ile mezhep savaşının tarihin sayfalarına gömecek Profesör Doktor Haydar Baş, Atilla İlhan ve Oktay Sinanoğlu'nun bir ömür boyu hasretini çektiği ideallerinin de yerine getirdiğini görüyoruz. Onun için Haydar Baş, Atilla İlhan için ulusalcılığın merkezi demiştir. Onun için Oktay Sinanoğlu, Haydar Baş kutup yıldızıdır demiştir. Değerli kardeşlerim, son kelam. Buradan onları rahmetle anıyor ve şunu söylüyorum. Atilla İlhan ve Oktay Sinanoğlu Muhammedun Resulullah'ı La İlahe İllallah'tan çıkaranlar olmamıştır. Onlar La İlahe İllallah'tan Muhammedun Resulullah'ı çıkaranlara hizmet etmemiştir. Onlar La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen Müslümanlardı. Ve diyorum ki değerli büyüklerim, değerli Atilla İlhan, değerli Oktay Sinanoğlu hocam, gönlünüz arkada kalmasın. Bıraktığınız bayrak Profesör Doktor Haydar Baş'ın eliyle gönlere çekilecektir. Hiç şüpheniz olmasın. Allah rahmet eylesin. Teşekkür ediyorum.